Loda Mobilya Aslı Şafak'la işin aslını sunar. İyi bayramlar Nevra Hanım. İyi bayramlar. İçeride hocam dedim. Hocam deme bana dedi. Peki dedim. Size kolonya. Ay evet. Bayram kolonyası efendim. Evet. Şöyle takdim edeyim. Bizi şereflendirdiğiniz için bu bayramda çok teşekkürler. Ay, bizim ederim. Size gelmemiz gerekiyordu ama. Evet, eskiden adetler öyleydi. Küçükler büyüklere gider. Ne yapalım, stüdyoyu taşıyamıyorum. Evet. Çok çok teşekkürler geldiğiniz için. Peki çikolata? Şu anda tamam. Almayayım. Ben alabilir miyim bir siz tane? Siz buyurun alın. Ben onun tadını çıkara çıkara program bittikten sonra tamam, yiyeyim. Tamam, harika. Ağaçlar ayakta ölür. Vallahi bizim uğurlu geldiğimizi söyledi. Bir daha bir ne olur seyirci de duysun. Gerçekten buraya davet edilince bende bantta vardır bütün programlar. Geriye döndüm baktım. 3 sene önce ağaçlar başlarken 2020'de çekmişiz ve ağaçlar ayakta ölürden bahsetmişim. 3 senedir de kapalı gişe oynadığımıza göre bayağı uğurlu gelmişsiniz. Şimdi de yeni oyunumuz için denk düştü. Veda adlı oyunumuz. İnşallah Eylül'de başlayacağız. Eylül sonunda. O da uğurlu gelir. O da öyle kapalı gişe gider. Bence uğurlu gelecek. Ve sevgili seyircim, bizim uğurlu gelme halimizi lütfen bozmuyorsunuz. Kapalı gişe gitsin diye kapıları, bacaları yıkıyorsunuz. Eylül ayında girecek efendim. Değil mi? Eylül ayı itibariyle izlenebilecek. Provalar başladı. Veda'yı izliyorsunuz Nevra Serezli'yi. O zaman Nevra Hanım diyecek ki sanki Nevra Hanım'ın bütün hayatını adadığı tiyatronun hiç önemi yokmuş gibi davranıyorum şu anda. Bizim uğurumuz diyecek ki aslında uğuru diyecek. Ama oyunlar öyledir ya. Uğurları vardır tabii ki. Vardır, olmaz olur mu? En güzel oyunu oynarsınız, en iyi kastla oynarsınız, en iyi rejisör sahneye koymuş olur. Bir şekilde tutmayabilir. Ben çok tutmuş oyunda da oynadım 50 yıl boyunca. Gayet iyi olup da tutmayan oyunlarım da oldu. Tutmamış oyunlarım. Var tabii, olmaz olur mu 50 sene içinde? Mümkün mü hepsinin tutmuş olması? Ama teraziye koyarsanız tutmuşlar daha fazla. Çok seviliyorsunuz. Sizi çok seviyoruz. Bir de sizden o kadar az kaldı ki. Evet. En yaşlı ben kaldım. Hayır, o anlamda demiyorum. Açıklayacağım ne demek. Lütfen, asla öyle bir şey değil. Şöyle... Yaşıyla beraber üretimi hiç durmayan, provalara koşan, filmi Oregon, evet. Zihni Göktay ile beraber, evet, filme de devam konuk eden, evet. Dizi gelirse diziyle devam eden, bir oyun bitip diğeri başlayan, üretmeye durmadan devam eden, az önce içeride konuşuyoruz, dedi ki sabah 7'de uyandım, 8'den beri koşturuyorum. Evet. Hiç durma, o kadar azsınız ki. O konuda evet, evet. Bu hep mi böyleydi? Hep böyleydi. Hayatım hep böyle. Ev, çocuklar, şimdi hele torunlar, işte onları okula götürmek, dersleriyle uğraşabilirsem biraz uğraşmak, provaya gitmek, matineye oynamak, turneye gitmek, turneden dönmek. Bir de ev kadınlığı var meşhur, yani muhakkak evinde işleri oluyor. Kadınsal uğraşlarınız oluyor. Yok boyaydı, manikürdü, terziydi, şuydu, buydu. Hayat dolu dolu. Zaten ben öyle oturup sıkılıveriyorum öyle boş oturursam. O yüzden 11 sene ara verdim oyun bulamadığım için ağaçlara kadar. Nasıl geçmiş o vakit? Hiç düşünemiyorum bile yani. Ağaçlar ayakta ölür de bir efsanedir. Evet. Yıldız Kenter. Değil mi? Bir versiyonu daha vardı. Tabii Çolpan İlhan oynadı. Yıldız. Asıl en önemlisi Macide Tanır. Onu bahsetmiştim sizin programda. Ben daha kolejde okurken Macide Tanır bu Ağaçlar Ayakta Ölür'ü Ankara'da oynuyordu ve çok büyük sükse yapmıştı ve çok ödül almıştı. Hatta ben kendisine talebe halimle bir mektup yazıp ondan rica etmiştim. Biz de kolejde oynamak istiyoruz. Bana bir katkıda bulunabilir misiniz diye. O cevap hiçbir zaman bana gelmedi. Ve ben o genç kız halimle, tiyatroya çok aşık bir genç kız olarak çok alınmıştım.
Çok alınmıştım. O yüzden şimdi herhangi bir talebe benden bir şey talep ederse, bana yazarsa, tabii o zaman Instagram'lar, sosyal medyalar falan yok, ulaşmak mektuplaydı. O kadar kırıldığımı hatırlıyorum ki bana dönüş olmadı diye. O yüzden ben şimdi en ufak bir şeye hemen dönerim, cevap veririm. Yıllar yıllar sonra Macide Hanım'la karşılaştık ve o zaman da ben yani Nevra Serezli olarak tiyatroda vardım. Anlattığım zaman hiç hatırlamadı ve çok özür diledi benden. Muhakkak dönerdim, ne oldu bilmiyorum. Üzülmüştür. Çok üzüldü, çok üzüldü. Çok değerliydi benim için. Ama hayat koşturması arasında dönülemeye de biliyor bazen. Tabii canım. Ama bu bende şey oldu, bende travma yarattığı için. Ay çok ilginç. Evet, hemen kulise geleni hemen ararım, buyurun derim. Instagram'dan yazana kendi çapımda cevap veririm. Aslında pek yazmayı sevmem, kısa kısa böyle. Konuşmacı mısınızdır daha evet. çok? Yani telefonla yazmak evet, değil, konuşmak evet. mı? Mesela röportaj yapmak isterler. Yazıp bize e-mailden, aman ne olur derim. Sesli alalım, siz beni arayın. Ben daha rahat konuşuyorum, yazamıyorum, çok sıkılıyorum. Metin bana uzun uzun, ilk aşk dönemimizde uzun uzun sayfalarca mektup yazardı. Ben turnedeyken ben kartpostal alırdım arkasına. Ben de seni. Seni seviyorum, hadi görüşürüz. Kartpostal yollardım. Hiç şimdi de bir şey yazanlara Instagram'dan meşhur benim bir mor kalp emojisi var. Pat onu yolluyorum. Yani seni seviyorum. Mesajı aldım. Her şey yolunda. Aslında siz şimdi söyleyince kafamda bir şey aydınlandı. Siz shortcut'çısınız. Kısa yol. Evet, evet. Pratiksiniz. Evet, kısa evet. yolcusunuz. Evet. Öyle bir şey döndürüp dolaştırıp bir şey anlatırken de öylesiniz. Evet. Uzun uzun anlatmıyorsunuz. Hemen sonuca gelirim ve hemen söylerim. Çok, ya bu aslında gazeteciliğin, muhabirliğin çok kökeni. Çok iyi bir muhabir de olurmuş sizden. Yazamazmışım ama devamlı. Yok, yazarmışsınız. Metin Bey mesela dolandırır mı böyle? Dolandırır mıydı? Edebiyatı kuvvetliydi. Şiir de yazardı. Hı-hı. Çok güzel cümleler kurardı. Bana küçük küçük hep böyle oyunlara falan... Küçük kartlara çok güzel şiirler, böyle sözler yazardı. Saklarım onların hepsini. Ben çok kıskanırdım çünkü bende hiç yok öyle bir şey. Yani güzel bir cümle kurup böyle havalı bir şey yazamıyorum. Onun için ben gene ona bir kalp işareti. Peki böyle detaylı anlatır mıydı? Evet, bazen biraz fazla o, uzun. Tamam, şimdi tam o böyle detaycandı. Siz sıkılmaz mıydınız? Bir de fıkra çok güzel anlatırdı. Hadede geldi. Fakat çok uzun anlatırdı. Ben hemen işaret ederdim. Hemen böyle bir grupta mesela güzel anlatırdı ama. Şimdi o beklerdi ki punchline dedikleri hı-hı, hani hı-hı. Nasıl söyleyebiliriz onu? Şeyi böyle tam işte yükseltip seyirciyi şey son yapıyor. Son cümleyi. Evet, vurucu yeri. Vurucu yerini tam oraya gelecek hı-hı. Tabii onu süsler. Ben de hemen uzaktan ona makas hani kısalt da son cümleyi söyle diye işaret ederdim. Karışma bana derdi. Ama ağzından bal damlardı. Bir de tabii ses tonu o kadar güzel ki herkes hayran hayran dinlerdi. Zihni Gökte'ye de geçenlerde söyledim. Son zamanlarda bir şeyim oldu, böyle rutinim oldu. Radyo tiyatrosu dinliyorum. Ay Metin Bey'i de dinliyorum. Ben de varım. Varsınız. Çoğunda varım. Varsınız. Hani ilk öyle başladım zaten. Hı-hı. Tiyatroya başlayınca biraz kabiliyetli bir kız dediler herhalde. Beni de aldılar ama Metin'in forsu yoktu. Gerçekten yoktu. Yani TRT'den beni... O zaman var mıydı ilişkiniz? Yoktu canım. Tamam. Yoktu. Çok başarılı olduğum söylendiği için devamlı genç kız rollerine, radyo tiyatrosuna beni de çağırırlardı. Ben öyle şeylerden çok zevk alırım. Mesela ben dublajdan da çok zevk alırım. Dublaj aslında çok zevk alınacak bir şey değil. Karanlık bir odaya giriyorsunuz, önünüzde bir mikrofon. Hı hı. Kendi hayal dünyasının içinde. Ha babam konuşuyorsunuz. O kadar keyif alırım ki ben dublaj yapmaktan, çizgi film seslendirmekten. Yıllarım onunla geçti ve bayağı beni maddi açıdan tiyatro yaparken genç kızlığımda yani yardımcı çok rahatlattıydı. Olmuştur. Geçen programda anlattığımı zannetmiyorum ama ben çok iyi hatırlayamayabiliyorum bazen. Ben gençtim, Seyna Levent'in yani 22 yaşında falandım. Seyna Levent'in yanında başladım Ankara televizyonunda. Çok severim. Ve Metin Bey'le siz turneye geldiniz Ankara'ya. Evet. Beni de Seyna Levent, Metin Bey ve sizinle röportaja gönderdi.
Ben geldim ama o kadar çömezim ki, o kadar böyle titriyorum bir yaprak gibi. Küçük bir şeyler aldım, sonra onu bir haber haline getirdim. Gün başlıyor ve akşama doğru da yayınlandı. Aynı o güzel. Ve siz beni, Metin Bey kendisi, beni oyununuza davet ettiniz. Normal. Ve o kadar o kadar değer vererek davranmıştınız ki, onu hiç unutmuyorum. Tamer Levent de aynı şeyi yapmıştı. Hı. Geçenlerde Hı. onu anlatmış. O kadar değer vererek sanki karşınızda böyle çok değerli biri varmış gibi. Ben orada çömez, yeni başlamışım. Ne alakası daha var? İşim böyle şey, şaşkın bakışlar. Hala bakıyorum şaşkın bakışlar. Şaşkın bakışlarla size bak. Siz gözümde dünyanın en ulu insanlarısınız. Peki oyunu hatırlayabiliyor musun? Hangi oyundaydı? Bir şeydi. Durum komedisiydi. Söyleyeceğim oyunda. İkimiz mi oynuyorduk? Siz ikiniz de 90'lı vardınız. 90'lı yıl olabilir 90, mi? 90-91. Çılgın Sonbahar. Çılgın Sonbahar. Tabii. 90-91. Evet. İşte o tutmuş bir oyundur. 4 sezon falan oynadık. Nasıl güzel bir oyundu. Müthiş bir oyundur. Fransız vaudeville'dir. Tam Gencay, vaudeville diyecek evet, mi? Cahilce bir şey evet, söylemeyeyim hayır, diye. Gencay Gür'ün tercümesi hı-hı. ve sahneye koydu. Dormen Tiyatrosu'nda oynadık. 90-91-92-93 yani hep oynadık. En sevdiğim rollerden biridir. Müthiş bir oyundur. Sonra şeyi düşünüyorum. Şimdi geriye dönüp baktığımda yani değerli insanlar hep değerli kalıyorlar ve değerlerine değer katıyorlar. Ve o değer biraz da işte sizin Macide Tanır örneğinden anlattığınız gibi aslında karşısındaki genç bir kız çocuğuna yani orada işte daha işe yeni başlamış, çömez, daha soru sormayı bilmiyor, mikrofon tutmayı bilmiyor. Çok değerliymiş gibi davranmak. Ama bizim işimizin içinde de var bu. Yani tiyatroda da mesela gençler, hı hı. yeni tiyatroya başlamış olanlar bizimle birlikte sahneye katılırlar. Şimdi bile Veda'da var öyle iki genç kızımız. Şimdi başka türlü davranamazsınız ki onlara. Bir kere onlara yol gösterici olmanız lazım. Hadi şimdi tam yol gösterici yaşımdayım ama o devirde de öyleydim. Çünkü bana da öyle yol gösterildi. Ben ilk Dormen Tiyatrosu'na girdiğim zaman kolejden çıkmış, kurslara girmiş, Haldun Dormen Yıldız'dan ders almış bir kızken Dormen Tiyatrosu'nun kulisine çağrıldım ve oyuna başladım. Oradaki bütün değerli hocalar, çoğu şu anda hayatta yok, bana aynı şekilde davrandılar. Hep bir şey öğretmeye çalıştılar. Hep adım 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 her şeyi öğrendim. Ama ben de çabuk öğrenebilen ve öğrenmeye aç bir insan olduğum için en güzel yıllarımda böyle gözlerinin içine bakardım hepsinin. Bir cümle daha acaba tiyatro hakkında öğrenebilir miyim diye. Çok değerli bir şey o. Çok değerli ama işte o yaşta da o insanların birikiminin farkında olmak da çok değerli. Yani biz de şimdi gençlerle çalışabiliyoruz ama bazen karşısındakinin birikiminin farkında olmayabiliyor. Yani ben bu kadından ya da bu adamdan neyi sömürebilirim, ne öğrenebilirim diye bakmıyor. O zaten biliyor. Şimdi biraz öyle oldu aslında. Çünkü gençler şimdi çok seviyorum hı-hı. gençleri. Fakat başka türlü bir donanımları olduğu için şimdiki yetişen gençlerin çok fazla lafa dayandı belki bir takım şeyleri sizden almak istemiyorlar. Çünkü biliyor ki sen ona bir şey anlatırken o iki dakika sonra telefonunu çıkarıp hı-hı. zaten ona ulaşacak. Ama senin orada okumayla, senin tecrübelerini katarak anlattığın veya anılarını, ki anılara çok önem veririm ben, anıları anlattığın şeyin içinden cımbızla istediğini çekebilmek o kadar önemli ki, o baktığın şeyden, telefondan bulamıyorsun onu. Hı hı. Bir anıyı, bir yaşanmışlığı oradan bulamıyorsun. Yani o güvenceyi gençler arkalarına alıyorlar. Ben nasılsa bulurum, nasılsa hallederim olayı var. O yüzden bazen siz çok belki konuşurken ay çok konuştu bile diyebilirler yani. Ona da çok hak vermiyor değilim. Bizim devrimiz, bizim yetiştirildiğimiz, geldiğimiz yerle şimdiki bu çabuk ve fast dünya çok farklı bir yerde. İşte biz de benim yaşım en azından bizim yaşımızdakiler onlara hep ayak uydurmak zorundayız. Bence güncel kalabilmek için bizlerin de bunu yapmamız gerekiyor. Loda Mobilya'nın sunduğu Aslı Şafak'la İşin Aslı devam edecek. Loda Mobilya'nın sunduğu Aslı Şafak'la İşin Aslı devam ediyor. Evet.
Evet. Peki sizin güncellikle aranız nasıl? Bayağı iyi. Yani bakmam, yazamıyorum falan filan diyorum ama her türlü şeyi kullanıyorum. Daha da öğrenmek istiyorum. İşte tableti kullanıyorum, bütün sosyal medya şeylerini kullanıyorum. İşimize de yarıyor. Ne yaptığını, ne ettiğini, hangi programa çıktığını, turnenle ilgili, başarınla ilgili, aldığın ödüllerle ilgili de bir mecra oluşuyor tabii. Sen de kendini gösterebiliyorsun. Bizim devrimizde böyle şeyler yoktu. Bir gazeteci gelip tiyatro kulisinde seninle röportaj yaparsa ne âlâ. O var, bir de diğer taraftan bizim için de mesela konu açıl, siz de yani YouTube'dan girerek ya da başka mecralardan girerek en azından neler yapmış. Bütün hani oturup çalışılabilir. Eskiden böyle bir şey yoktu. Yoktu. Ya çok güzel bir hikaye var. Kısacık şunu anlatayım. Hisseli Harikaları oynuyoruz. Adile Naşit'le birlikteyiz. Hiç unutmadığım bir hikayedir bu. Bir gazeteci, genç bir kız geldi kulise. Adile abla da yanımızda, onunla röportaj yapılacak. İlk sorusu: ailenizde hiç başka sanatçı var mı? Oy. Adile ablanın aile reaksiyonu. Aile sanatçı dolu. Evladım dedi, hadi git şimdi dersini çalış, öyle gel. Hadi güle güle dedi ve kulisten onu yolcu etti. Sonra bize döndü, dedi ki yani bana sorulmayacak tek soru bu. İlk bu soruyla başlıyorsa onun bana soracak sorusu yok dedi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Çok haklı. Ama şimdi böyle bir şeye düşmez hiçbir gazeteci. Bir girdiği zaman bütün soyu sopu, kimler onun, Naşit Özcanlar, Selim Naşitler, babası, annesi, kimin nesi, hepsini bilip gelir. Çalışmamış dersini. Ki Adile abla o kadar şeker, o kadar terbiyeli, o kadar candan bir insandı ki çok şaşırmıştım böyle bir hareket gösterdi kıza diye. Ama çok haklıydı. İşine saygıdan yola çıkmıştır orada yani. Tabii. İşine saygı duyan bir kadındı. Tabii. Çok saygı duyan. Sen dersini çalışmamışsın. Hadi bakayım dersini çalış. Ay, çok öyle çok fena geldi. Bir şey. Ama şimdi ben de kızın yerine kendimi koydum. Ne fena. Adile Naşit'le bir anısı var ama tek anısı bu. Tek anısı bu. Yani çok, yine de iyi bir anı ama ben buna da razıydım. Acaba ders almış mıdır? Belki de artık o işi yapmıyordur. Ay, bilmiyorum. Belki de almıştır. İnşallah almıştır. Kimse çıksın ortaya o kişi. Hala buradaysa, yaşıyorsa ve bunu görüyorsa çıksın ortaya. Bendim desin lütfen, merak ediyoruz. Acaba şu anda nerede ve ne yapıyor? Belki mesleği bıraktı. Belki de çok başarılı oldu. Belki de çok belki de ünlü biri şu anda. Olabilir, gerçekten olabilir. Yani insan evet kime değdiğini bilemiyor. Geçmişe dönüp baktığında mesela siz bana değdiniz ama bundan hiç haberiniz yoktu. Evet. Yani kime değdiğini ve hayatına nasıl etkilediğini bilmiyor. Şimdi mesela küçücük bir anı ama sen bunu hatırlayabiliyorsun. Tabii. Ne kadar tesir ediyor. Metin Bey'in o beyefendi haliyle, yani bir tarafıyla ulaşılmaz o harika fiziği ve o ses tonu ve o centilmen tavrıyla o saygıyı gösteriyor. Hep öyleydi, evet. Yani çok acayip bir şeydi o. Böyle hı oluyor insan zaten. Orada iyice yerin dibine, iyice yok oluyor. Evet, çok güzel. Güzel yani, bir anı Allah'tan. Yani o, iyi bir anı. Evet, evet öyleydi yani. Peki, şimdi bir hayat nasıl yaşanmalı diye soracağım. Çok beylik, çok büyük bir şeymiş gibi gelebilir ama onu merak etmiyorum. Yani hani diyeceksiniz ya, vakit çok değerli, işte mutlaka. Öyle bir şey değil demeye çalıştım. İnsanın kendi keşfi, kendinin aslında nerede durduğunu fark etmesi, kendine uyanla uymayanı ayırt etmesi hali. Ruhsal olarak insanın o sindirimle ve demlenmeyle beraber geçen bir hayat nasıl anlaşılır olur? Nasıl anlamalı kişi kendini? Nasıl yaşamalı? Yani bu bence çocukluktan gelen bir şey. Anıları biriktirmek, öğretileri biriktirmek, annenin babanın sana öğrettikleriyle bugünlere gelmeyi düşünmek, aynı şeyi kendi çocuklarına aktarabilmek. Aslında hayatı sevmekle de başlıyor. Kendini sevmek, hayatı sevmek, bu yaşamın çok önemli olduğunu hissetmek ve en doğrusu çok aşık olduğum bir mesleğin içinde olmak. Bence sırrı bu. Ama ben hep aile ve meslek, aile ve meslek. Hiçbirini birinden daha aşağıda ve yukarıda görmedim. Yalanım var. Belki biraz aileyi bir gıdım daha yukarıda görmüş olabilirim. Çünkü çocuğum için çok rol teklifini hayır demişimdir. Çok o evlatlarım için çok dizeye hayır demişimdir. Yani
Üstelik de hani çok bolluk içinde gezmezken, yok ben çocuklarla birlikte olacağım, yok kocamdan ayrı kalamam, yok ailem çok önemli deyip gençlik yıllarında çok hayır dediğim olmuştur. Yani bir eve gelip koltuğa oturduğumda hangisi benim için daha önemli? Hep tiyatro daha önemli oldu ama ek işler arasında hep aile tarafını seçtim. Şimdi de benim için en değerli şey o. Ve yaşam mücadelesi içinde meslek, aile. Başka bir şey diyemeyeceğim. İkisi de mutlu ediyor çünkü beni. İkisi de mutlu ediyor. Bir de hayatı sevmek. Ben gerçekten hayatı çok seviyorum. Bütün olumsuzluklarına rağmen. Bütün olumsuzluklarına rağmen hep o tarafım çok takdir ederim kendimde. Küçücük şeylerden mutlu olmasını çok iyi bilirim. Yani güzel gelen bir yemek önüme mutlu eder. Bana bir buket mor bir çiçek gelsin mutlu olurum. Sevdiğim bir filme gidip ağlayabilmek beni mutlu eder. Mor mu gelsin? Mor hastasıyım, aa, evet. Çok severim. Yani küçücük şeyde o kadar mutlu olurum ki hatta bazen böyle etrafımdaki insanlar oynuyorum bunu sanırlar. Yani bir insan da bundan bu kadar mutluluk duyar mı? Çığlıklar atarım, kıyamet koparırım, şak 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 derim falan filan. Ya abartıyor derler. Hayır, ben mutlu olurum. Yani şundan mutlu olurum, şundan mutlu olurum. Hala daha görebiliyorum, hala daha yiyebiliyorum. Bunların hep kıymetini, yani bu yaşlara gelince bunların kıymetini tabii ki daha çok anlıyorsun. Aslında keşke çok daha önce anlayabilsek. Ben anlamış bir insanım. Kaç yaşınızda daha önce, yani kaç yaşlarda daha fark ettiniz? Yok yok, ben hep anladım. Hep, yani 20'lerde de. Ne vallahi güzel. Anladım. Nereden geliyor? Ailede bilmiyorum. Mesela 18 yaşında American Field Service programıyla Amerika'ya gitmeye seçildim. Dünyanın en mutlu insanıydım ve ben o yaşımda, yani bir de görüntümü görsen çocuk gibiyim o yaşta. Gerçekten çocuk gibi. Genç kızlığa daha girmemiş halim. Nasıl oldu da bu dünya bana bu nimeti verdi? Ben miyim? Ya ben nasıl kazandım bunu? Allah'ım ben ne şanslıyım. Bu ne büyüklük. Allah'ım şükrediyorum falan. O kadar mutluydum ki. O kadar keyif var. Ne var yani işte bir burs giderim falan. Olmadım. Hep değerini buldum. Haldun'dan teklif geldi. Ne? Dormen Tiyatrosu. Bana mı teklif ediyor? Ay bu ne büyüklük. Hani hep böyle... Her şeyden mutluluk payı çıkarıp mutlu olan. E şimdi de öyle. Rol geliyor. Ne güzel rol. Başarılı oluyor. Ben ne şanslı bir insanım. Yani hep şükretmek, hep şükretmek. O da yaşamına sevinç katıyor. Öyle tabii deyince ki. Daha da çok geliyor zaten. Ben ne kadar şanslıyım diye bakınca. Evet, hiç kötü bakmam evet. Yani. Olmayan bir şeye de herhalde onun olmayacağı vardı da ondan olmadı derim. Geriye dönüp baktığımda hani belki soru olarak sorabilirsin. Böyle kaybettiğiniz bir rolde, bir dizide, bir projede çok üzüldüğünüz oldu mu? Ay belki bir dakika sürmüştür. Bir dakika o kadar ya, mı? Ya böyle bakarım. Olmadı mı? Akşama ne yemek var? Ay en sevdiğim hadi. Sinir olmaz mısınız böyle izlerken mesela olmamış başkası oynuyor böyle... İçinizden ben böyle gıcık olmaz mısın? Hiç olmadı. Ne güzel. Hiç olmadı ama bana gelmeyip de benim hayranlıkla seyredim. Evet. Ah bunu nasıl ben oynayamadım olmuştur. Ama olur o kadar da. Yani o olmuştur. Çok. O zaten rol şey yani o mesleğin getirdiği evet, bir şey. Çok kıskancım. O konuda aşırı kıskancım. Bu kıskançlık değil ki. Gerçekten kıskancım ama. Doymak bilmeyen bir rol açlığı var. Yani her rolü ben oynamak istiyorum. Bunu birçok yerde de söyledim. Her rol size gelsin. Ama şöyle bir iyilik var şimdi. Yaş kısıtlaması var ya. Tabii ki yaşıma göre rolleri kıskanıyorum. Gençken her rol. Şimdi kısıtlanıyor. Ya evet, bir de şu yok mu gerçekten? Bu rollerin de yaşa göre kısıtlanıp. Normal. Çok normal ama... sizin yaş grubuna özel hikayeler de yapılmıyor ki. O yok. Ya ben de bunu anlamıyorum. Zaten nüfusun belli bir yaşa doğru gidişi var. Ya birazcık da artık şu genç kız, genç güzel kız ve güzel oğlun hikayesine bir çıkalım. Hep yan karakter oluyor tabii bu yani, yaşlar. Ama Amerika'da falan öyle değil. Evet. Hep büyük starların hani Helen Mirren'lar, Judi Dench'ler, hadi Meryl Streep'i daha genç düşünelim. Onlara özel olarak yazılan roller oluyor. Evet, Judi Dench, ölüyorum. Ben onunla karşılaştım. Hii. Londra'da yaşarken. Londra.
okuldan çıkmıştım. Tam böyle Oxford Caddesi'nde yürürken, ismini vermeyeceğim, burada da olan bir mağazadan çıktı o çelik gözleriyle. Bir an böyle o gözleri gördüm, tutuldum böyle görünce. Ay, kaç yılları? Söyleyeceğim. Yani genç daha. 2004 yılında. Genç. O kadar güzel bir kadın ki. O kadar güzel bir kadın ki ve böyle donduruyor insanı, yani bir bakışı yetiyor. Ay müthiş. Böyle donduruyor. Müthiş, bayılıyorum ona. Jude Law da alt sokak komşumdu. Ay. Söylemesi ayıp, çok yakışıklı. Evet, evet. Böyle şeyler var yani, hani Keanu Reeves'le de karşılaştım. Söyleyeyim ben bunu, Alan Rickman'la da. Londra'da yaşamanın böyle güzellikleri vardı. Etraf böyle her an her yerde olabiliyorlardı. Anthony Hopkins'e falan rastlayamadım. Rastlamadım, ona hiç rastlamadım. Bir de birine daha onu söyleyeceğim. Şey, John Hannah vardır. Bu Mumya filminde yan karakter. Karı kocanın kızın abi olan John Hannah, onunla da karşılaşmıştım. Bu kadar yani. Ben de John Mills'e, senin yaşın tutmaz, Hayley Mills'in babası John Mills. Ama galiba Sir unvanı da var. John Mills oyuncu olan. Oyuncu tamam. Babası. Hı-hı. Biz de onun karşısında Nalınlar oyununu İngilizce Londra'da oynadık. İngilizce oynadınız. Tabii tabii, Yıldız Kenter falan, Göksel Nalın. Kortay'la. Düşünebiliyor musunuz? Seyirci olarak koltukta oturuyordu ve arkaya gelip tebrik etti. Dedi ki, şöyle, hiç unutmuyorum onu. Benim Fransızcam çok iyidir dedi. Ben Fransa'da bir Fransızca oyunda oynayamam dedi. Siz Türksünüz, İngilizce oynuyorsunuz. Bir saniyesi bile beni rahatsız etmedi. Sonuna kadar izledim. Çok tebrikler dedi. Ve çok mutlu. Nalınları oynamıştık Necati Cumal'ın. İngilizce'ye çevrilmişti. Nüvit Özdoğru çevirmişti. Çok başarılıydı. Mesela ben de onu unutamıyorum. Şimdi bu örnekler niye o kadar çok yok? Nasıl örnekler? Yani... mesela Nalınlar gibi böyle bir iyi bir tiyatro oyunu ya da bir adaptasyonun gidip Londra'da İngilizce oynanması gibi bir örnek. Çünkü bu organizasyonu yapacak olan insanlar belki uğraşmıyor şimdi bununla. Ama Türkçe oyunlar çok gidiyor. Almanya'da gidiyor. Falan çok ama oynanıyor. Ama oradaki Türklere gidiyor. Türklere. Türkçe oyun gidiyor. Biz de daha çok Kıbrıs Türklerine, hı-hı, yönelik olarak gitmiştik. Ama İngilizce olduğu için bir İngiliz cemiyeti, Kıbrıs Türk İngiliz Cemiyeti gibi böyle bir şeydi. Hı hı. Alden Dorman'ın sayesinde. Turne yaptık ayol İngiltere'de. Şehir şehir dolaşıp, ha, oynadık. Tabii otobüsle o şehirden o şehire. Ve çok başarılıydı mesela. Bütün gazeteler falan hep bahsetti. Resimlerimiz çıktı. Çok keyifliydi. Ne güzel, dolu dolu yaşadım diye mi bakıyorsunuz? Yoksa geçmişe döndüğünüzde hüzünleniyor musunuz? Yok yok, hiç hüzünlenmiyorum. Geçmişi özler misiniz? Özler miyim? Yani eşinizle ilgili olanları sormuyorum. Hayır hayır, onu zaten yani. Onu es, hı-hı, geçiyoruz. Geçmişi, çok güzel anılarım oldu, çok güzel olaylar yaşadım. Tabii ki daha genç olsaydım, gençlik yıllarında, ama böyle 20'ler falan değil, 30'la 45 arası gibi, daha çok rol, daha çok imkan, hani onlar olabilir diye düşünüyorum. Ama yoksa şey yapmıyorum yani, vay be işte neler geçirdik, neler gördük. O beni aşağı çeker. İstemem öyle bir şey düşünmek. Çünkü şey de oluyor ya hani, onu dolu dolu yaşadığı zaman bugünü beğenmeme gibi bir hastalığa da kapılabiliyoruz ya, kuşaklar olarak, kuşaklar arası farkta. Sizde öyle bir şey hiç olmuyor da o yüzden. Adapte ediyorum kendimi o yani olaya. Siz hiç yeni nesli küçümsemiyorsunuz. Hayır, hayır, hayır. Hiç. Öyle şey olur mu? Katiyen küçümsemiyorum. Çok hoşuma gidiyor. Çok zevk alıyorum. Benim çok yani turnelerde de hep gençtir arkadaşlarım. Genç oyuncularla hep birlikte olmak isterim. Onlar beni ne kadar aralarına katarlarsa ama katıyorlar, hepsi çok mı? Katıyorlar. Çünkü yemeden, içmeden, gezmeden keyif aldığım için. Yani bir de şikayet etmeyen tipimdir. Yani 9 saat arabada, turnede yol yaparız. Bir kere benim ağzımdan ay yoruldum, hay Allah niye uzadı, çıkmamıştır. Nerede yiyelim, nerede kahve molası verelim. Keyif insanı. Yani onun için onları sıktığımı zannetmiyorum. En sevdiğiniz yemek hangisi? Yani dayanamadığınız. Ya şimdi hepsi yasak şeyler. Ha, ama mesela olsun, yasak da olsa. Yani mesela patates kızartması, kızartma türleri. Oy. Biraz daha snob vaziyette kalamarlar, karidesler, oh, deniz ürünleri. En sevdiğim yemeklerden biri Çerkes tavuğu, ama doğru yapılmış Çerkes tavuğu. Bayılırım. Ben de hep yapmaya çalışırım. Şimdi ne, yani şey mi, hafif şeyler mi?
Şimdi evet. Tabii belli bir yaştan sonra biliyorsun tansiyon problemi oluyor, şeker problemi, insülin direnci dedikleri olaylar oluyor falan. Hep dikkat etmek zorundasın. Yani kilonuzu da koruyorsunuz çünkü mecburen, kilo almıyorsunuz. Yani aldığım günler oluyor, almadığım günler oluyor ama şimdi bu sağlıklı beslenmeye dönüp sebze ağırlıklı gittiğin zaman gerçekten hiçbir şey yapmadan kilo da gidiyor kendiliğinden. Daha doğrusu ödem gidiyor vücuttaki. Ekmeği banmıyor musunuz? Ya 3 dilim ekmek günde var hakkım yani zaten. Yani ekmeksiz yemek mi olur? Hem de sarımsaklı ekmek üstü, zeytinyağlı, kekikli, pul biberli falan mesela. Oy, böyle sebzeye banıp şöyle suyuna. Zeytinyağı gelir ya, böyle banarsın sabah kahvaltısında falan. Yani bilmiyorum, ben yemeği ekmeksiz doymadığım için hamur kafa belli olduğum oluyor. İçin yok gerçekten yani hamur bağımlısıyım. Yani bütün hani o diyetisyenler aa diye çığlık atacaklar ama yiyorum yani sonuçta. Sevdiğin şeyi yersen vücuda zarar gelmez diye düşünüyorum. Peki şimdi çocuklarınız artık hani ikisi de birer marka, birer isim şeklinde. İkisi de oyunculukta isim oldular ama başka alanlarda da yok, senin varlıklarını... müzikle ilgili. Murat oyunculuk evet, mu? Murat'ın ama yani Murat'ın başka alanlarda da meraklıları mimarlık var. Mimarlık okudu. Evet. Bilgisayar hastası, animasyon hastası, çizgi film hastası, reji, evet. Bilim kurgu hastası. Onun çok hobileri teknolojiyi vardı. Teknolojiyi seviyor. Çok hobileri vardır Murat'ın. Çok hayran kalırım ona. İlişkiniz açısından bakıldığında ya iyi yetiştirmişim bu evet. iki evladı diyor musunuz? Evet. Evet. Yani oyunda aldığım ödüller bir yana, yani iyi oyuncusun buyurun ödülünüz. İki tane aslan gibi evlat yetiştirmişim. Onlar da çocuklarını yetiştiriyorlar. İyi bir ders vermişiz Metin'le ikimiz büyütürken. Çok iftihar ediyorum. Bir kere iyi insanlar. İyi insanlar. En önemlisi o. Yurdunu, memleketini, bayrağını seven, işini seven, ailesini seven, aynı pencereden baktığımız, işlerini çok severek yapan ve mutlu çocuklar. Annelerine ilişkileri arayıp soruyorlar. Canım. Bayram olduğu için soruyorum bütün bunları. Yok. Bayram sohbeti yapıyoruz ya şu anda, onun için soruyorum. Yani yok yok, her zaman yaparlar. Zaten yapmazlarsa bayağı bir... Onu merak ediyorum. Azar mı? Hemen gelir? Açarım. Saat kaç oldu, hala tebrik telefonu. Anne daha sabahın körü. Anneler günü, bayramlar. Ben mesela erken uyanan tipim ya. Mesela 9'da aranayım istiyorum. Ya onlar toparlanıp edip öğleni bulana kadar. Ben niye aranmadım, niye aranmadım? Yani, ben de erken uyanıyorum ve hemen erkenden halledeyim işleri, aranayım istiyorum. Aynen. Böyle şey olunca, öğleden sonra işler kalınca bana çok geçmiş gibi geliyor. Aynen. Ama işte artık daha geç uyanılıyor. Ben bizim değil. Hande sana selam olsun. Hande'nin ne diyordun söyle. Ben de orada Hande mi var diye bakıyorum. Yok, bizim editör Hande var ya, Hande seni bir görelim orada... şurada. Hande işte 11'de 12'de mümkünse hayat ona yani o imkanı tanısa 11'de 12'den önce uyanmasın. O sorun değil. O uyanabilir. Hani fakat afyonun patlaması 3'ü buluyor. Ben işte onu hiç anlamıyorum. Ben uyanır uyanmaz tamamım. Hiç öyle bir lüksüm olmadı biliyor musun? Hani böyle yatak keyfi dedikleri, gerinmek, ay daha ayılamadım, ben bir kahve içeyim falan. Hiç öyle bir şey. Hep asker. Uyan, hemen hazırlan, banyoya gir, cıp bop, giyinik hazır. Yani bu ama şey, hem evi hem işi yöneten kadın tavrı biraz da. Dayanamıyorum yani. Yani çocuklar bir taraftan okula gidecekler o yıllarda. O yılları yaşadık. Provaya yetişeceksiniz, tabii. Dublaj var. Biliyor musun benim için tatil ne demek? Şimdi işte tatile giriyorum. Saatsiz yaşamak. Hiç saate bakmadan. Saate bakmadan yaşamak benim için tatil bu oluyor. Bilmiyorum yapabilir miyim? Gene de çaktırmadan belki bakarım ama hani bir yere yetişmek. Aslı'ya gideceğim. Kaçta alacaklar şu saatte? Berbere gideceğim. Kaçta gitmem lazım? Bankaya da uğramam lazım. İşte 1'de de prova var. 6'da da oyuna gitmem. Bu olmasın. Saatsiz yaşam benim için tatil. Ama işte o da yapılabiliyor mu gün içinde? Yine de bakıyoruz bir şekilde. Ama mecburiyet i̇laç değil ya. İlaç saati oluyor, bir şey saati oluyor. Yine de bakıyoruz. Artık o kadarını abartmıyorum ilaç saatini falan. Yani yetişmek zorunluluğunda
50 senedir matine suare saati var ya, tiyatroya gitme, provaya gitme saati var ya. Loda Mobilya'nın sunduğu Aslı Şafak'la İşin Aslı devam edecek. Loda Mobilya'nın sunduğu Aslı Şafak'la İşin Aslı devam ediyor. Yine hiç şaşırtmayacak bir şekilde erkenden geldi Nevra Hanım. O kadar hayranız ki, özellikle sizin kuşaktaki sanatçılarda bu iş disiplini, karşı tarafa duyulan saygı o kadar büyülüyor ki bizi. Yani bunu bir kere daha söyleyeceğim. Evet. Gerçekten vaktinden bir saat önce burada ve bizi bekliyor kendisi. Minnettarız. Böyle yetiştirildik, böyle. O kadar güven veren bir tavır ki bu. Evet. Biliyoruz ki Nevra Serezli geldi. Evet, zaten benim arkadaşlarım tiyatroda şey derler. Senin belli bir saatin vardır tiyatroya gelme saatin. Eğer o gecikmişse, Allah korusun yani, ya karakolları ya hastaneleri ya trafiği, bir şey aramamız lazım. Çünkü yani sen geç kalmazsın. Muhakkak bir şey olmuştur. Öyle alışıyorlar artık yani. Aynı şeyi yaşadık. Ben hiç geç kalmam. Bir kere geçen hafta bir karnım ağrıdı. Böyle 20 dakika geç kaldım buraya ki yine erken geliyorum. Az kalsın polise haber verecektik diye bizim ekip polisi arıyoruz, tam şeyi işte hastaneleri arayacağız, sana bir şey oldu. Aslı biliyor musun, ben buna çok heveslenirim ve çoğu zaman hep derim ki mesela bir davet mi olacak? Ya davet bu. Hani ben son gideyim. Hani ben sonradan kapıdan. Ay yapamıyorum. En önde yani daha mi? Garsonlar kokteyl masalarını hazırlamadan. Orada ya 7'de değil, kokteyl 7'de. Ben 6.45'te oradayım. Ama hiç cool değil bu Nevra Hanım. Değil tabii. Yapmak istiyorum gene de yapamıyorum ya. Benim çok güzel taktiklerim vardır. Her gideceğim yerim mesela, üstelik o yandaki şeylere bakıp da hani trafik kaç dakika veriyor da yapmadan. Yolları bilirim. Oraya 20 dakikada gider. Onu 15 dakikada geçerim. Orası da 40 dakika sürse ben 2 saat önce çıkmalıyım. 10 dakikada marş koyayım. Bir araba birine çarpmıştır, yolu keserler. Saat belirlerim kendime. Ve yine erken, yine erken. Hayır yine. Ama cukka tutar. Ha, cukka tutar. Cukka tutar. Cukka tutar. Daha geçen gün ben karşıda oturuyorum. Köprü olayı var. Provaya gideceğim. Prova yani. Ne olacak? Bekleyebilirler beni. Ya ben erken çıkayım dedim. İki araba birbirine vurmuş. Tabii kavga çıkmış falan. Kestiler yolu. Erken çıkmama rağmen neredeyse geç kalıyordum. Ben onu öngörüyorum önceden yani. Bunu öngörmeyip de hep gecikenlere de biraz da düşünün be, İstanbul trafiği diyorum yani, birazcık dikkatli olun ne olur. Bize de öyle oluyor, bazen gecikiyorlar. Trafik var. Trafik her zaman var. Burası İstanbul yani. Belli yerlerde var ya mesela, buraya gelirken isim vermeyelim. Evet. Bilmem nenin önü çok sıkışır. Oradan oraya yol açıktır, sonra orası ışıklarda çok sıkışır. Hepsini önceden biliyorum ve takip ediyorum. Tatmin olmuş bir yaşam var mı geride bıraktığınız? Yani evet. Ya tamam ya, ben tatmin oldum. Evet evet, Allah'ıma bin şükür, evet evet. Yani evet. Şu da eksik kalmadı. Tamam, roller olabilir hani o gördüğünüz. Şöyle eksik kalan bir taraf var. Uçamadığım için çok ülke gezemedim, çok seyahat edemedim. Yani geriye dönüp baktığında çok ufak bir detay belki, şımarıklık olarak kabul edilmesin ama ben çok meraklı bir tipimdir. Yani ben gerçekten böyle bir şehre indiğim zaman enteresan, gerçekten onun enteresan yerlerini, kafelerini, dükkanlarından ziyade bir meydanı varsa o meydanı gezebilirsem, sanat eserlerinin olduğu bir müzeyi gezmek isterim yani. Böyle bakıyorum bazen ekrandan ülkelere, ah ah ah, artık yaşta çok zor oralara gitmek. Nasıl göremedim onu ya, nasıl gidemedim oralara diyorum. Hala daha diyorum çünkü hala daha uçamıyorum. Tek o kaldı herhalde geriye, değil mi? Yani artık gezme zamanımız değil mi? Biraz rahatlayalım. Yani şöyle, belki yenilemeyen korku olarak o kaldı bir tabii, tek. Tabii tabii, o hiç, o öyle. O da nazar boncuğu ama göremiyorum artık.
Evet, ne güzel yerler var, ne değişik yerler var. Var. Ve sizin çok yakın, seveceğiniz uzak yemekler. Yemek kısmı. Yani hayır, oralara gittiğinde çok tabii. Güzel yemekler, ya, restoranlar, otobüsle kafeler. Ulaşılacak yerlere ömür evet. Boyu ve gemiyle gidilen yerlere hep gittim. Cruise da çok yakışır size. Kaç kere, her yaz giderim. Çok güzeldir. Her yaz giderim. İşte bir tek onu yapabiliyorum. Onda da mutlu oluyorum. Ayol aynı Yunan adalarını 20 senedir geziyorum. Aynı yeri artık insanlar tanıyor beni. Hello lady diye. Hayır. Belki hani daha büyük bir cruise yapabilirsiniz. Hep uçmak var. Hepsinde mi var? Hepsinin çoğu. Aa böyle buradan bir hani İtalya'dan falan. Evet, önce İtalya'ya uçuyorsun sonra oradan var. Aa. Ya da İstanbul'dan biniyorsun dönüşte seni uçakla yolluyor. Ben onları kaçırır mıyım aslında? Doğru. Hepsini. Ay ben ne anlatıyorum? Ay çok haklısınız. Hepsini kontrol evet. Ediyorum. Aa bu kötü. Bazı böyle şirketler bana yolluyorlar reklam için özellikle üstüne yazıyorlar. Bu otobüsle bilindiği için otobüsle olur. Evet, otobüsle de bazen trenle de güzel olabiliyor. Olabilir tabii. Benim de en büyük hayalim inşallah bir gün çok param olunca yapacağım Orient Express'e. Ay ne güzel. Orient Express'i çok istiyorum. Çok, çok istiyorum. Mu paralı? Çok paralı. Yani şöyle söyleyeceğim. Hatta fiyat vereyim ben buradan. Bir gece yani diyelim ki Londra'da bindim. Venedik'e kadar 36 saat sürüyor. 5000 pound. Kaç şimdi? Yani ne ediyor? İşte 150 bine yakın bir rakam ediyor. Bir gece. Çok büyük para. Of. Yani içinde şey de var. İki gece İtalya'da da konaklatıyor. Bir de dönüşü var ama. Ha iyiymiş. Ama yani ben Orient Express'i yaşamak için çok para. Hani doğru. O bildiğimiz Agatha Christie'nin romanındaki Agatha. Orient Express aynı 30'lardan kalan Art Deco döşenmiş Orient Express bu kadar pahalı. Giden var tabii. Ama olmaz olur mu? Belki doludur bile. Dolu. Tabii ki var. Var. Bana hep anne diyor ki ben böyle bir şey demişim bir kulağım. Ya diyor çocuğun yok şeyin yok işte diyor vergisin. Bugün diyor çocuğunu özel okula versen zaten yılda ne kadar vereceksin diyor. Doğru ne var ki diyor. Doğru bir yaklaşım. Doğru bir yaklaşım. Ama o yaklaşımda da sürekli. Belki bir sponsor falan bulabilirsin Aslı. Buradan seslensene. Sevgili şirket sahipleri. Evet. Beni Orient Express'le. Röportaj yaparsın. Paris'e, İtalya'ya falan. Anılarını şeye alırsın, kameraya göndermek alırsın. İsteyen, sponsor olmak isteyen şirketlere tişörtümde şirketiyle o kadar da olmaz. Ya o zaman da bağımlı olurum. Ben kendim özgürce gitmek bravo istiyorum sana. Kendi paramla. Hiç öyle gerek yok. Ben kazanır giderim. Allah'ıma i̇nşallah, şükürler olsun. İnşallah. Sen Orient'e git ben de uçabileyim. Ben de uzak doğu falan oraları görmediğim yerleri görebileyim. Ah evet ne güzel Japonya'da. Onu mu yazayım acaba? Heh. Oy işte ben konuğun programı bileni çok ayol, seviyorum. Bir programını bile kaçırmadım. 5 senedir takipteyim. Bizim için ne büyük bir şeref bu. Yani siz hep iyi işler seyredilir, iyi işler takip edilir, kaliteli ve iyi işler ve faydalı işler. İşte bilgi de veriyorsunuz, eğlence de veriyorsunuz. Sizin 18 yaşınızda söylediğiniz şeyi ben şimdi hep söylüyorum. Ne şanslıyım. Ben öyle iyi iş yapıyorum da beni izliyorlar diye bakamıyorum. Allah'ım ben ne kadar şanslıyım öylesin. Ki Nevra Serezli bizi izliyor diye bakabiliyorum. Yok yani, herkes izliyor canım. O benim için başka bir şey. O yüzden size her anlamda hayatımıza kattığınız bütün değerler, o küçücük kız çocuğuna yaşattığınız değer farkındalığı canım içinde ve hayatımızda olduğunuz için çok teşekkür edip plaketi veriyorum. Plaketi. Bu zeytin fidanımızı biliyorsunuz biliyorum. Zaten. Hatta evimde, bahçede, şimdi Bodrum'da yerini bile düşündüm. Ah. Sen beni çağırınca şuraya var bir zeytin ağacım ama bir de başka bir boş yer var. Oraya dikeceğim. Ölmez. Ağaçlar ayakta ölür. Ben düşünmüştüm bunu. Hı. Ağaçlar ayakta ölür oyununu yeni bitirdin Evra Hanım. Bitirmedim. Seneye gene hayır, devam. Hayır yani sezon evet, anlamında. Sezonu yeni dün bitirdi. Kapattı. Sezonu kapattı. Ben de dedim ki ölmez ağacı o zaman. Ölmez ağaçları vardır. Dimdik en ayakta. Dimdik i̇çten ayakta. Ölmüş ama dimdik ayakta bir ağaç gibi. Kim içten ölmüş? Karakterin sözü. Çok acıklı o inşallah. İçten inşallah. Ölmüş. Evet. Ama dimdik öyle o değil midir ama? O kadar ağlamıştım ki ben o kadar ilk izledim. Öyle değil midir ama? Neler yaşarsın hayatında ama kuvvetli kişilikler hiç onu hissettirmez ve dimdik ayakta durmaya çalışır. Bazen de hayat siz karşı tarafı kandırıyoruz zannederken o karşı taraf ona kanmak istediği için sesini çıkarmıyordur ve ağaçlar ayakta ölür. Bunu en güzel anlatan oyunlardan biridir. Doğru. Ve çok acıklıdır. Ben çok ağlamıştım onu. Çocukken de izlemiştim. Canım benim. Sonra da izledim. Çok çok teşekkürler. Peki kişisel dileğiniz ne olacak? Kişisel dileğim uçabileyim. Evet. Ve
Evet, şöyle yapayım. Bilmiyordum, bunu hazırlamamıştım açıkçası. Yani kişisel dileği hazırlamamıştım. Ben ön hazırlık yaparım her programa. Şu anda çıktı bu. Gerçekten bu kişisel bir dilek işte. Şimdi ben bunu bir dakika, neydi bir dakika durdu? İşte uçabileyim ve değişik ülkelere seyahat edebileyim. Ah inşallah, uçabilin ve değişik ülkelere seyahat edin. Evet. Ben de Orient Express'e binebileyim. Ha sen de yazsaydın. Yani fena olmaz, pahalı mahalı. O da benim çocukluk hayalim, ne yapayım? İyi bayramlar hepinize efendim. Yarın i̇yi akşam görüşmek gerçekten üzere. Herkese iyi bayramlar. Her şey güzel geçsin. Loda Mobilya, Aslı Şafak'la işin aslını sundu.